İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketine 50 milyon dolar teşvik verildiği ve bu nedenle istifa ettiğini öne sürdü. Ancak bu skandal iddianın kısa sürede yalan olduğu ortaya çıktı. Teşvikin Mart ayında onaylandığı resmi gazetede görüldü. Bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikayesi anlatacağım. Söylediği gibi de oldu. İYİ Partili Hasan Toktaş'ın iddiaları hikayeden öteye geçemedi. 50 milyon dolarlık vekil yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine hoş geldiniz dediniz. İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AK Parti'ye geçti. Konuyla ilgili konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş skandal iddialarda bulundu. Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu şirketin 1.3 milyar lira teşvik aldığını ileri sürerek başvurunun 25 Ekim'de onaylandığını söyledi. Bugün sizin hoş geldiniz dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir utanç belgesidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iddiaları yalanladı. Mesnetsiz ve iftira olarak niteledi. Söz konusu rakamın teşvik tutarı olmadığı, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırım tutarı olduğu belirtildi. Teşvik uygulamaları kapsamında şirketlerin kimliklerden bağımsız olarak değerlendirildiği ifade edildi. Skandala bir yanıt da eski Sanayi Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Başvuran herkese verilen bu teşvik belgesinin 24 Mart 2023'te onaylandığını söyledi. Söz konusu onayın da aynı tarihte resmi gazetede yayımlandığı görüldü.